Herkese merhaba. Bu videomuzda köpeklerimize gel komutunu nasıl öğrettiğimizi gösteriyoruz. İnsan ve köpek ilişkisindeki en hayati öğreti nedir diye soracak olursanız vereceğim cevap tabii ki de gel komutu olacaktır. Ancak gel komutunu öğretmek sanıldığı kadar kolay değildir. Köpeklerin çağrıldığında gelmeyi öğrenmesi güven ve işbirliği ile alakalıdır. Köpek dünyasında işbirliği içgüdüsel bir temelde gerçekleşir. Köpeğin içgüdülerini ne kadar tatmin edebiliyorsanız köpek de o kadar grubuyla birlikte olmak ister. En temelde köpekler için doğada yiyecek arama, bulma ve avlanma belirsizliklerle dolu bir serüvendir. Eğer köpek hiç bu zahmetlere girmeden sürüsünün insan üyeleriyle bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa grubundan ayrılmayı tercih etmeyecektir. Ancak köpeklerimizin tek ihtiyacı leziz yiyecekler değildir elbette. Köpeklerimizin duygusal ihtiyaçları da vardır. Şayet köpeklerinizin tüm ihtiyaçlarına topyekün cevap verebiliyorsanız işte o zaman aranızda sarsılmaz bir bağ gelişir. Arkadaşlar, köpekler aşinalıktan hoşlanırlar. Çünkü aşinalık daha fazla tahmine olanak verir ve bu da kaygıyı düşürür. Grupta diğerleriyle birlikte olmanın hazzı güven ve rahatlık verir. Ayrıca insan grubunun kapsama alanı içinde kalmak, arama, bulma, yakalama ve avlanma belirsizliklerine karşı çok ciddi bir alternatiftir. Hal böyleyken tek yapmanız gereken bize gelmenin ne kadar eğlenceli, güvenli ve tatminkar olduğunu köpeğe göstermek. Gel komutunun felsefesi buyken tekniğini merak edenler için nasıl egzersizi yaptığımızı bazı çalışmalarla size göstermek istiyorum. Sahada başarılı olmak istiyorsak mutlaka eğitim öncesinde köpeklerimizin tuvalet ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Çalışırken kendini rahat hissedebilmesi için çevreyi tanımasına da izin vermeliyiz. Yine tüm eğitimlerimizde olduğu gibi köpeğin dikkatini daha iyi toparlayabilmesi adına ilk dersleri mümkün olan en izole bölgelerde gerçekleştirmeye özen göstermeliyiz. Ve tüm bunları yaptıysak artık başlayabiliriz. Ben bir köpeğe bu komutu öğretirken genelde 3 teknikten birden yararlanıyorum. Köpeğimizi kontrollü bir alanda serbest bırakıyorum. Köpeğimiz ilk serbestliğin verdiği coşkuyla önce etraftaki uyaranlara ve kokulara dalıyor. Herhangi bir komut verip de köpeğimi kendime yönlendirmiyorum. İlk tekniğimiz şu. Benim değerimi kendi kendine keşfetmesini sağlıyorum. Eğer kişisel alanıma kibar bir şekilde girerse direkt köpeğimi ödüllendiriyorum. Bu işlemi gün içinde 10-20 kere tekrarlıyorum. Ya, bravo. Yavol. 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 Bravo. Kullandığım bir diğer teknik ise köpeğimi çağrıyla kendime çekmek. Yine kontrollü bir alanda köpeğimi serbest bırakıyorum. Tam bir şeylerle ilgilendiği anda heyecanlı bir ses tonuyla ve av güdüsünü canlandırmak üzere kaçarak kendime doğru çekiyorum. Kişisel alanıma köpek kibarca girdiğinde hemen ödüllendiriyorum. IQ! Come! 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 Ya! Bravo! Ya! Bravo. Ay, yavol. Bu işlemi günde 3-5 kez tekrar ediyorum. Bir önceki teknikten daha az tekrar içermesinin sebebi de çağrı komutunu köpeğimin zihninde sıradanlaştırmamak. Çünkü gerçek hayatta köpeğimi bu teknikle yanıma çekeceğim ve olabildiğince özel olmalı ki her ihtiyaç duyduğumda köpeğimi rahatlıkla yanıma çekebileyim. Kullandığım son teknik ise köpeğimin çağrılarıma hızla yanıt vermesini sağlayan özel bir metot. Bunun için ya etkisi yani gerginlik psikolojisinden yararlanıyoruz. Köpeğimizi sabitlemesi için bir arkadaşımızdan yardım istiyoruz. Arkadaşımız varsa göğüs tasması yoksa elleriyle köpeklerimizi göğüs çevresinden kavrayarak tutuyor. Bunun sebebi köpeğimizin konforla gerilmesini sağlayabilmek. Boyun tasması gibi aparatlarla köpeğimizi sabitlemeye çalışmak oldukça konforsuz olacaktır. Köpeğimiz sabitlendikten sonra biz de elimizdeki yiyecekleri ya da topu ya da oyuncağı köpeğimize gösterip heyecanla arkaya doğru kaçıyoruz. Köpeğimiz ödüle ve bize ulaşma çabasını en üst perdeye taşıdığı anda arkadaşımız köpeği serbest bırakıyor. Adeta yaylanıyor.
yaydan çıkmış bir ok gibi köpeğimiz üzerimize doğru geliyor ve kişisel alanımıza kibarca girdiği anda köpeğimizi ödüllendiriyoruz. Bu işlemi de günde birkaç tekrarı aşmayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Köpeklerimizin öğreneceği en önemli davranışlardan birisi çağrılarımıza yanıt vermesidir. Ama bundan da önemlisi hızla yanıt vermesidir. O yüzden bu son teknik çalışmalarında büyük bir yer kaplamaktadır. Şimdi bir de bu komutun öğretilmesi esnasında sık yapılan hatalara değinmek istiyorum. Konuşmamın başında da dediğim gibi bir köpeğin uyaranlar varken bile sizi tercih etmesinin sebebi değerinizle orantılıdır. Eğer köpeğiniz yavruluğundan itibaren diğer insanlardan ve diğer canlılardan haddinden fazla pozitif almışsa diğerlerine değer vermede genişleme yaşamıştır. Yani köpeğinizi ne kadar pozitif eğitirseniz eğitin, bazı kurallar ve kısıtlamalar koyduğunuz için siz onun gözünde negatif pozisyona düşerken dışarıdaki amca ve teyzeler hep pozitiftir köpeğinizin gözünde. O yüzden bu şekilde pozisyonlanmak istemiyorsanız eğer dışarıdaki insanlardan alacağı pozitiflere kontrol getirmelisiniz. Rastladığım bir başka hata ise gel komutundan sonra köpeğe kayış takıp direkt eve götürmektir. Bunu birkaç kez yaşayan bir köpek artık elinizde kayışı gördüğü zaman yanınıza gelmek istemeyecektir. Çünkü gel komutu eşittir kayış, kayış da eşittir eğlencenin sonlanması formülünü köpeğimiz kısa sürede çözümleyecektir. Bu formülü en baştan bertaraf edebilmek için bizler köpeklerimizi yanımıza çağırırız, kayışlarını takarız, sonrasında ödüllendiririz ve hemen akabinde köpeğimizi tekrar serbest bırakırız. Böylece kayış eşittir ödül gibi yepyeni daha güzel bir formül çıkar karşımıza. Sık gördüğüm bir başka hata da köpeğimiz henüz gel komutuna yeteri kadar şartlanmamışken en zorlu koşullarda onu test etmeye çalışmak. Arkadaşlar, gel komutu oldukça zorlu ve önemli bir egzersizdir. Bu yüzden öğrenimi asla aceleye getirilmemelidir. Köpeğinizin zihninde şartlanım yaratabilmeniz için uzun süreler boyunca sabırla ve sıkmadan köpeğinizde egzersiz yapmanız gereklidir. Komutlarınıza karşı şartlanma ancak bundan sonra gerçekleşecektir. Yine bir diğer hata ise gel komutuna uymayan köpeğin peşinden kovalayarak yakalamaya çalışmak. Köpekler için kovalamaca aşırı keyifli bir oyundur ve gel komutu gibi hayati bir öğretiyi kovalamaca oyununa döndürerek tepe taklak etmeniz bütün eğitimi yerle bir edecektir. O yüzden köpeğiniz gel komutuna bir şekilde riayet etmediğinde asla onu kovalamayın. Bazen köpek parklarına gittiğimizde gel komutuna yanıt vermeyen sahiplerin köpeklerini azarladığına ya da hırpaladığına şahit oluyoruz. En başında da dediğim gibi eğer köpeğinize bu öğretiyi aşılamak istiyorsanız size geliyor olmak güvenli olmalıdır. Kimse mutsuz olacağı, azarlanacağı ya da hırpalanacağı bir yere gitmek istemez. Unutmayın, köpeğinizin çağrılarınıza geç yanıt veriyor olmasının sorumlusu sizsiniz. Eğer bu konuda sorunlar yaşıyorsanız mutlaka eğitim tarzınızda eksiklikler veyahut yanlışlar vardır. Bu eksiklik ve yanlışları bulun ve telafi edebilmek için çalışmalar yapın. Köpeğinize kızmak onu sadece sizden uzaklaştırmaya yarar.